Günaydınlar efendim. Günaydın. Biz gene hoş kırmızılarla geldiniz. Karşılandık. Evet. Günaydınlar. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz valla. Heyecanla Nargül Hanım'ı görmeye geldik. Hoş çok geldiniz. Çok iddialısın Nargül. Çok iddialıyım. Yani böyle yemek yerken çok fazla beğenmedin iki gündür bir şeyleri. Beğendiremediler. Beğendiremediler Nargül'e hiçbir şeylerini. Bugün iddialısın. Güzel bir menü bekliyorum senden. Tabii. Yarışmacılar da aşağıda heyecanla senin menünü bekliyorlar. Beklesinler. Peki, günaydın efendim sizlere de. Günaydın. Hazır mısın? Hazırım. Temizlikte, yemekte iddialısın ama temizlikte de iddialı mısın? İddialıyım tabii ki de. Temizlik yorumu yapmadıkları için bilmiyorum tam olarak nasıl bir temizlik bekliyorlar. Nazar boncuğumu gördün mü Kadir? Evet, gördüm, hazırım. Gördüm. İsmin Nargül, hep kırmızı giyiyor ama genel olarak. Evet. Hadi bakalım, bugün yanan yansın. Nereden başlayalım gezmeye? Salondan? Salondan başlayalım. Kadir çok dikkatsizsin. Bu kırmızı değil, bordo. Aman ha, bordo. Bak bana hepsi aynı geliyor. Bak bu nazar boncuğunun ucunda da bir şey var. Dikkat ettin mi? Ne onlar kız? Ekmek tanesi gibi. Yok, deve yünü. Deve yünü mü? Evet. Deve tüyü. Evet. Anlamı ne peki? Ben onu nasıl anlayabilirim deve tüyü olduğunu? Ben de anlamadım ama sordum işte. Nazardan korur. Deve tüyü koruyor mu? Evet. Senin bu kapının önüne bugün deve çekmen lazım. Öyle tüyü mü yetmez sana bacım. Kalk. Evet, Nargül Hanım'ın salonuna gidiyoruz. Bakalım iddialı yarışmacımız temizliğinde de ne kadar iddialıymış bir görelim. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Nargül Hanım'ınki tam bir başarı hikayesi. Bu gördüğünüz hanımefendi sıfırdan nerelere çıkmış az sonra konuşacağız. Türkiye'ye geldiğinde. Evet. Bunları az sonra konuşacağız. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Helal olsun size. Hadi gidelim. Geç 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 geç. Oo, Amerikan mutfak en sevdiğim. Tüylerim çekiliyor Amerikan mutfak gördüğümde. Bütün kızartma kokusu salonda. Evet. Aa kız, bu sizin yöresel alınız mı? Ona benzer. Ona benzer. Çok da kalın, baksana maşallah. Kadir, doğruca salona daldın. Neden mutfaktan başlamadın? Kadın salon dedi ya. Kaliteli halı görünce dayanamıyorum. Kaliteli mi acaba? Bence kaliteli. Baksana kalın, güzel, sık dokunmuş. Buradan mı aldın, sizin oradan mı geldi? Buradan aldım. Buradan aldım. Evet. Paraya kıymışsın belli. Evet, televizyon arkalarımız güzel. Dolaplarımıza bakalım. Nargül Hanım, bu evde kiminle yaşıyorsunuz? İki çocuğum var. Eşimle. 4 kişilik bir aileyiz. Maşallah. Eşiniz Türk mü? Türkmen. Ailecek safkan Türkmensiniz. Evet. Böyle Türklerle falan evlenince hafif çekikliğiniz gidiyor sizin yavaş yavaş. Yok, güzel, evet, peteğin altı güzel. Programı iyi izlenmiş, detaylara bakılmış. Evde fazla bir detay yok zaten. Geniş, ferah, çok fazla eşya yok. Bak sandalyelerin arası bile boş. Hani arasına kırıntı doldu desem. Masa açılıyor mu? Evet. Bir açabilir miyiz? Tamam, o da güzelmiş. Peki hadi gel mutfağa, gel mutfağa, güzel. Dur bakayım kitapların altına. Evet, üşenmeden bunların içleri de tek tek silinmiş. Hadi gel, gel. Buzdolabımız, lastiklerimizin içine bakıyorum. Evet, lastiklerin içi güzel. Buzdolabın camlarında da lekeler yok. Dolabın üstü de güzel. Kız Nargül, iyi temizlik yapmışsın vallahi. Evet, dedim ya hamaratlıyım diye. Türkmencede hamarat ne demek? Yani böyle becerikli anlamına gelen ne diyorsunuz yani? Kadın konuşmuyor konuşmuyor kendi dilini de unutmuş galiba. Yemin ederim unuttum. Kadın kendi dilini unutmuş. Heyecanıma verin. Evet, buralarda yağ yok. Bu duvarlar gayet yok. Güzel. Hatta şunu açabilirsiniz, bakabilirsiniz. Nargül Hanım, siz Kadir'e orayı açtırıyorsunuz ama bu evde yemek yapılıyor mu acaba? Tabii ki de. Nasıl aşçıyım yani? Ben. Niye öyle bir şey dedin sen? Kadının restoranı var, yemekleri orada yapıp getiriyormuş. Aa, Köroğlu'nun yazacağı, oradan pişirip buraya getiriyorsun. Ama evden yemek tarifleri veriyorum her hafta. Ne yapıyorsun peki, soğan muan kavuruyor musun, aparatif şeyler yapıyorsun? Aynen, neler yapıyorum. Mutfakta kullanılmıyor mu demek istiyorsun sen Kadir? Sen dedin ya, Köroğlu'nun yazacağı, bu da benim. Kız ben mi dedim, o dedi. O dedi. Doğru, ben dedim. Ortalığı karıştırmayın ya. Bakıyorum. İki çocukla evde yemek yapılmaz mı? Doğru söylüyorsunuz. Yani bunlar gecede hiç acıkmıyorlar mı? Bütün gün restoranın başına mı bekliyorlar? Evet, menteşeleri de gayet güzel. Ana, bunlar sizin şey, çay içme taslarınız. Evet. Çayı kime veriyorsunuz? Çayı mı? Heh. Misafire veriyoruz. Tamam. Çayı yaparım ilk, size bugün yeşil çayı. Çayı ilk uzattığın kişi kimdir? Size uzatacağım. Siz Türkmen olduğunuza emin misiniz? Evet, böyle hiç iyi. Normalde hani çayı ilk verdiğiniz kişi düşmanın derler, öyle değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Onlar güncelleme gelmiş demek ki. Peki verirken böyle bir hareket yapıyor musunuz? Şöyle veriyoruz. He, ama onlar böyle... Erkekler böyle yapıyor, hanımlar böyle yapıyor.
Türkmenlerle Özbekler arasında çok fark var mı? Bazı yerlerinde var. Bazı, bayağı var. Bence fark var. Onun anlattığıyla onun anlattığı arasında dağlar kadar fark var. At binmeyi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Hadi bize bir cirit at. Tövbe yarabbim, ne atabiliyor musun diyor. Bunun arkasına bakayım, çekmece. Bunlar ne kız? Evet, onlar Amerikan servisi. He, sushi yapıyorsun sandım. Evet, bak belli. Kadının boy boy merdaneleri. Hadi bakalım bu merdaneler bugün tıkırdayacak mı, göreceğiz. Banyo ne tarafta? Geç, 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 geç. Çok sessiz maşallah. Evet, Nargül Hanım'ın banyosu. Hap kadar banyo. Evet, çekmecemizin içleri güzel. Aynamızda leke yok. Menteşelerimiz temiz. Dolabın üst kısmına bakıyorum, güzel. Havalandırmayı açıyorum, orada da bir toz yok. Fayanslarımız eski tip bir küvet. Ama silikonları gayet beyaz. Kız duş fiskiye ne değişik. Aa, ilk defa böyle fiskiye gördük. Şöyle bir üstüne bakıyorum. Ha, duş fiskiyesinin üstünden toz buldum bak. Bak görüyor musun? Gördün değil mi? O yumuk gözlerinden gülsen, içinden toz çıktı. Bakayım, evet, oralarda gayet güzel. Banyon iyi. Bunun altını çıkartıyor musun? Yok. Niye? Çıkmıyor. O şeyli ya. Hmm. Ona temizlikte bir bakarız. Peki, Nargül Hanımcığım, hele gel gel gitme, gel gel. Ayvası var, narı var, bahçesi var, bağı var. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Nargül Hanım'ın misafirlerini almaya gidiyoruz. Aynen öyle. Hepsi dört gözden senin menünü merak ediyorlar. Özellikle dünkü abla senin bilerek beğenmediğini düşünüyor ya. Evet. Böyle bir sana bir sinirlendi o çünkü. O bana bugün saldıracak. Bugün o menünü böyle dört kulak dinleyecek. Acaba ağır ne var diye. Kadir, dün kayıt bittikten sonra Servet Hanım bana ne dedi biliyor musun? Siz nasıl program çekiyorsunuz böyle dedi. Tövbe, o ne demekmiş? Kaş göz ederek anlaştılar, düşük puanlar verdiler. Böyle şey olur mu bu programda dedi. Nasıl? O nereden görmüş kaşla gözü? Kim kimle kaşla gözü kim yapmış? Kim kaş gözü yapmış ya? Öyle dedi vallahi. Kaşla gözle yapmış düşük puanı. Kimden kaş göz etti? Hiç kimseyle. E niye bunu masada söylememiş? He. Dur şimdi gelsin, ben ona sorarım bakayım, evet. Kimmiş o? Madem öyle bir şey vardı sofrada niye söylememiş? Yani o zaman iki verseydim keşke ya. Aa, şok şok şok. Evet. Sofrada kaş göz hareketleri. Hadi bakalım gel. Öyle bir şey varsa da elbet bu programda foyu ortaya çıkar biliyorsun. Biz ne mesajlar yakaladık, ah gidi ah. Evet, hazırsanız misafirlerimizi almaya gidiyoruz. Nargül Hanım karşısındakine bakmış, kaş göz falan filan yapmış işte, ne bileyim ben. Bir dedikodu tam öğren ya, yarım yarım dedikodu öğreniyorsun. Gel, gidiyoruz efendim, buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.